Futbolun şehirlerinde bu hafta İstanbul'da Şişli'deyiz. Şişli'yi enine boyuna tanıtacağız. İstanbul'un en büyük, en önemli semtlerinden biri. Ama programın içerisindeki belki de en önemli bölüm Feriköy Spor Kulübü ile ilgili olacak. Tarihi Cumhuriyet'te yaşıt olan, armasında Ay Yıldız'ı ilk kullanan kulüplerden biri olan Feriköy Spor Kulübü'nü bu programda tarihiyle ve bugünüyle sizler için tanıtacağız. Tabii ki Şişli'de başta Atatürk Evi olmak üzere gezilecek, görülecek çok yer var. Şişli, Feriköy, Kurtuluş, bu civarlar aslında pek çok etnik kökenin, pek çok dinin ve dilin olduğu kozmopolit bir bölge ve bu bölgeyi de sizler için bu programda ekranlara getireceğiz. Konumuz futbol, Feriköy ama Şişli'de ne yapılır, nereye gidilir, tarihi yerler neresidir, ne yenir, ne içilir yine bu program içerisinde bulabileceksiniz. En güzel köşelerinden biri olan Maçka Parkı'ndan programı açıyoruz. Bundan sonra bakalım nerelere gideceğiz, nereleri gezeceğiz. Hiç vakit geçirmeden programa başlayalım. Maçka Parkı ya da şimdiki adıyla Maçka Sanat Parkı'nda pek çok heykel var. Bunların içinde en ilginci, en değişik olanlardan biri tam arkamda duruyor. Aslında bu bir hastalığı temsil eden heykel. Metabolik cerrahi anıtı. Tip 2 diyabet hastalığıyla olan mücadeleyi anlatıyor. Hastalık bir canavar olarak burada yapılmış. Üstünde de onu yenen, onu mağlup eden insan anlatılmış. Ahmet Özer tarafından 2011 yılında yapılan bu heykel parkın da en önemli heykellerinden biri. Aslında burada çok sayıda heykel var. Hepsi de birbirinden ilginç. Burası bir sanat parkı sonuçta ve o sanat parkında şimdi isterseniz diğer heykelleri de şöyle bir gezelim. Ve şimdi de geldik parktaki en güzel noktalardan birine. İnsan hakları evrensel bildirgesi. Sürekli hatırlamamız gereken, sürekli söylememiz gereken, sürekli bilmemiz gereken bir bildirge bu. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 19. maddesi. Çok önemli. Herkesin düşünce ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırlarının söz konusu olmaksızın bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını kapsar. 1948'de alınmış İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 19. maddesi. Hep aklımızda olsun. Şu anda Nişantaşı'ndayız, Abdi İpekçi Caddesi'ndeyiz ve Abdi İpekçi Anıtı'nın önündeyiz. Burası gazeteci Abdi İpekçi'nin suikastla öldürüldüğü nokta. O nokta işte tam bu anıt yapıldı. 1979'da Abdi İpekçi bir suikast sonucunda burada ne yazık ki katledildi. Türk gazeteciliğinin en önemli isimlerinden biriydi. Çok genç yaşta Milliyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olmuştu ve modern Türk gazeteciliğini başlatan isimlerden biri olarak kabul ediliyordu. Hem yazdığı yazılarla hem yönetimiyle basına adeta yeni bir soluk getirmişti ama ne yazık ki işte burada öldürüldü. Onun anısını hem bu caddeye ismini vererek hem de bu anıtı buraya dikerek yaşatmaya çalışıyoruz. Bir kez daha onu rahmetle anıyoruz.
Şişli'deki Atatürk Evi ve Atatürk Müzesi'ndeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 1918 yılında Aralık ayında kız kardeşi ve annesiyle birlikte bu eve taşındı. Ve milli mücadelenin aslında bütün planlamaları, ne yapılacağı, nasıl bir yol izleneceği bu evdeki toplantılarla belli oldu. 16 Mayıs 1919'da bu evden ayrılana kadar önde gelen kurmaylarıyla birlikte bu evde toplantılar yaptı. Şu masanın olduğu yerde, yani evin ikinci katında kurmaylarıyla birlikte milli mücadeleyi planladı. 1918'de bu eve geldiğinde aslına bakarsanız İstanbul işgal altındaydı. Ve artık birilerinin bir şeyler yapması gerekiyordu. Bunun farkındaydı Atatürk. Ve en güvendiği arkadaşlarını etrafına topladı. Onlarla birlikte nasıl bir yol izleneceğini düşündü, planladı. Ve 16 Mayıs 1919'da bu evden ayrılıp Samsun'a Bandırma vapuruyla yola çıktı. Bu evden nasıl ayrıldı? Kız kardeşinin alnından öptü. Annesinin elini öptü, onlarla helalleşti ve Şişli'deki bu evin kapısından çıktığında aslında Türk milletinin de kaderi değişmeye başlamıştı. Şimdi biraz neler var bu evin içerisinde, müzenin içerisinde onlara bakalım. Burada Ulu Önder'in Sivas Kongresi'nde giydiği kıyafet sergileniyor. Aslında bu evin içerisinde onun kullandığı eşyalar, kıyafetler var. Evin eşyaları belki o dönemki eşyalar çoğu yok ama kıyafetleri görünce insan tüyleri diken diken oluyor. Sivas Kongresi'nde giydiği frak burada sergileniyor. Biraz evi gezmeye devam edelim. Dediğim gibi birinci kattayız ve Atatürk'ün kişisel odası var burada. Şimdi o kişisel odaya girelim. Yatak odası. Toplantıları hemen karşıda yaptıktan sonra burada dinleniyordu, burada istirahat ediyordu. Dolabı, yatağı ve kullandığı, dizlerini örttüğü şalı yine burada. Ve tabii ki burada nüfus kağıdı var Ulu Önder'in. Kullandığı protez dişleri var, fincanı var ve bornozuyla birlikte çamaşırları da yine burada. Dediğim gibi bunları gördüğünüz zaman gerçekten tüyleriniz diken diken oluyor. Tabii burada annesi ve kız kardeşiyle birlikte kalıyordu ama yaveri de vardı. İşte yaverinin kişisel eşyaları da hemen yandaki bu odada sergileniyor. Ailesi tarafından sonra bağışlanmış müzeye bu eşyalar. Cevat Abbas Güler, Atatürk'ün yaveri. O da bu evde onlarla birlikteydi. Şişli'deki Atatürk Müzesi'nde şimdi bir üst kattayız. Aslında bir üst katta Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanım birlikte kalıyorlardı o dönemde. Ve onlar ayrıldıktan sonra da burası zaten müze haline dönüştürülmeye başlandı. Şu anda da Atatürk'ün kişisel eşyaları burada sergileniyor demiştik. Burada da yine çok ilgi çekici eşyaları var. Hemen baktığımız zaman peşkiri, bornozu ve KA armalı mendilleri var. Aslında bu KA armasını hem mendillerinde hem gömleklerinde görebiliyoruz. Yine burada bir takım elbisesi var. O yıllarda giydiği, kullandığı bir takım elbise burada sergileniyor. Buraya baktığımız zaman yine pijama takımlarını, gömleklerini görebiliyoruz ki gömleklerini özel bir ustaya tamamen kendisi için özel olarak diktiriyordu. Ve bunlarda da KA armasını görebiliyoruz. Zaten o gömlekleri diken usta da daha sonra Kemalat adını alarak üretime devam etmiş. Aslında hep biz milli mücadeleden Ulu Önder'in bu ülke için yaptıklarından bahsediyoruz ama o yıllarda giydiği kıyafetlerin de şu an günümüzde hala moda olması onun ne kadar ileri görüşlü olduğunu bir kez daha gösteriyor. İşte Florya'daki yazlık köşkte giydiği yazlık ayakkabıları var burada ve artık bir ikon haline gelmiş. Günümüzde hala modası geçmemiş o meşhur süveter. Hepimizin aklındadır değil mi o fotoğraf? Ülkü ile birlikte.
Atatürk'ün Florya'da çektirdiği o fotoğrafta üstündeki süeter günümüzde hala moda. Modası geçmemiş, geçmeyecek. Aynı onun gibi. Ve şöyle dolaşmaya devam edelim. Burada da bir müzik dolabı var. Amerika Devlet Başkanı Roosevelt'in Atatürk'e hediye ettiği müzik dolabı bu. Üzerindeki ay yıldızlı motifler dikkat çekiyor. Onun hediyesi olan müzik dolabı da burada yine sergileniyor. Nitekim plaklar da var. Ve evin eski bir maketi de burada yer alıyor. Burası Atatürk buradan ayrıldıktan sonra, yani 16 Mayıs 1919'da bu evi terk ettikten sonra annesi ve kız kardeşine de kısa bir süre içerisinde evi terk etmelerini söylüyor. Hatta kız kardeşi Makbule Hanım'a da bir tabanca bırakıyor. O tabanca, eğer benden sonra eve birisi gelirse sizi almaya bu tabancayı kullan diyor. Ama daha sonra güvenli bir yere geçiyorlar ve sonrasında da milli mücadele öncesinde de Ankara'ya geçiyor. Annesi ve kız kardeşi bu evde boşaltılıyor. Sonra ne oluyor ev? Cumhuriyet'in ilanından sonra 1925 yılında bu evi belediye satın alıyor. Ve ondan sonra müzeye dönüştürülme çabaları başlıyor. Ve 1942 yılında burası ilk kez müze olarak hizmete açılıyor. Defalarca tadilattan geçiriliyor. O tadilatların sonunda da en son 2015 yılında günümüzdeki halini alıyor. Yine çok ilginç bir yerdeyiz. Burası Atatürk'ün dil bilgisi konusunda yaptığı çalışmaların olduğu notları içeriyor. Yani her şeyiyle bu ülkenin ilgilenen Ulu Önder dil bilgisi konusunda da yaptığı çalışmalarla hiçbir zaman da boş geçirmiyormuş. Şöyle bir baktığımız zaman her konudaki çalışmalarını görebiliyoruz. Bu da dil bilgisi konusunda aldığı notlar yine bu evde sergileniyor. Dediğim gibi İstanbul'daysanız pek çoğunuz belki ziyaret etmemiştir hala. Burası pazartesi günleri dışında açık. Şişli'deki Atatürk evini mutlaka görmeniz gerekiyor. Buraya geldiğiniz zaman pişman olmayacaksınız. Feriköy'de Notre Dame de Lourdes Gürcü Katolik Kilisesi'ndeyiz. Buraya geldiğimiz zaman gerçekten çok güzel bir bahçeden geçtik ve kilisenin içine girdik. 1861 yılında kurulan kilise daha sonra birkaç defa restorasyondan geçmiş ve günümüzde hala faal olarak kullanılıyor. Buranın en önemli özelliği belki de dünya üzerinde çok fazla Gürcü Katolik Kilisesi yok. Türkiye'deki tek örneği bu Feriköy'deki kilise. Dünya üzerinde de 2-3 tane olduğu tahmin ediliyor. Hala ibadet ediliyor burada. Her pazar ayin düzenleniyor ve burada yaşayan Gürcü Katolikler gelip ayinlerini burada gerçekleştirebiliyorlar. İçinde gerçekten çok güzel süslemeler, ikonalar ve yağlı boya tablolar var. Ve kilise bugüne kadar 2-3 kez de restorasyondan geçirilmiş. Güzel bir bahçesi var. Geldiğiniz zaman o güzel bahçeden geçip kiliseye girebiliyorsunuz. Feriköy, Kurtuluş, bu taraflar, Şişli'nin bu bölgesi gerçekten her dinden, her dilden insanın yaşadığı bir bölge. Bu kilisede de bunu bir kez daha görüyoruz. Feriköy'deki en önemli yerel lezzetlerden biri de tabii ki Paskalya çöreği. Burada pastane ve pastacılık kültürü de bir hayli gelişmiş durumda. Eskiye dayanan bir gelenek aslında. Emre Genç yanımızda bu Paskalya çöreğini
ve diğer ürünleri bize o anlatacak. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Paskalya'ya geçmeden aslında Feriköy ve civarındaki bu pastane ve pastacılık kültürünün nereden geldiğini ben sorayım. Biraz damak tadına düşkün bir muhitiz diyebiliriz. Burada çok Ermeni vatandaşlarımız yaşadığı için onların da mutfağından, gene Rum mutfağından ve bizim Türk mutfağından üç mutfağın karışımı güzel bir ürün yelpazesini Kurtuluş'ta bulabilirsiniz. Biz de pastane olarak gene Beyoğlu'nda bizim pastanemizin ilk kuruluşu. Benim kayınpederim orada ustalığa başlıyor 70'li yıllarda. Eski Rum ve Ermeni ustalardan mı? Aynen, Rum ustalardan. Rum ustalardan öğreniyor. Beyoğlu'nun Beyoğlu olduğu zamanlar, yani çikolatanın, yani ürünlerin %80'inin 90'ının imalatta yapıldığı dönemlerden başlıyor. Daha sonra tabii o şimdi emekli oldu ama bizler de bayrağı devam ettirmeye çalışıyoruz. Peki, Paskalya çöreği dediğimiz zaman aslında herkesin verdiği ilk adres burası. O zaman ben de sorayım, önemi nedir burası için Paskalya çöreğinin ve nasıl yapılır? Bizim için tabii bütün sene beklediğimiz bir gün Paskalya, bir de yılbaşında da yine. Bizim bütün dükkanımızın ticareti diyelim, o günlere dayanıyor. Aynı zamanda bayram, Paskalya bayramı, onu da yine olumlu etkisini hatırlıyoruz. Sadece özel günlerde yapmıyorsunuz ama siz. Biz bütün sene yapıyoruz. Bütün sene yapıyorsunuz. Ama tabii ki Paskalya dönemi çok daha insanlar için anlamlı ve tatlı geliyor. Yoksa fuarda hiçbir zaman değil. Paskalya günleri, yılbaşı günleri kuyruğumuz oluyor. Peki bu yine tamamen eskiden gelen reçetelerle mi devam ediyor? Biz elimizden geldiğince müşterilerimiz takdir ettikçe eski ürünleri gene yapmaya çalışıyoruz. Buradaki ürünlerin de hemen hepsi, belki mekik hariç, dediğim gibi o eski kuruluş yıllarımızda olan ürünler ve aynı usullerle yapmaya çalışıyoruz. Kenti tanımlamanın en iyi yolu o kentle ilgili sanat yapılarını incelemekten geçer derler. İstanbul için İstanbul'u tanımanın en iyi yoluysa hiç şüphesiz Ara Güler'in objektifinden geçiyor. Tüm hayatı boyunca İstanbul'u fotoğrafladı ve İstanbul fotoğrafçısı olarak anıldı. Şu anda Bomonti'deki eski bira fabrikasında bulunan Bomonti adanın içerisinde Ara Güler Müzesi'ndeyiz. Burada onun en iyi fotoğrafları sergileniyor. Dedik ya, tüm hayatı boyunca İstanbul'un çok değişik semtlerini, eski İstanbul'u fotoğrafladı ve buraya geldiğiniz zaman, o fotoğrafları incelediğiniz zaman İstanbul'daki yaşantının yıllar içerisinde nasıl değişim gösterdiğini, nerelere geldiğini çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hiç şüphesiz Türk fotoğrafçılığının duayeniydi ve onun çektiği bu fotoğrafları burada gelip incelemek, onlara bakmak bizlere çok çok şey kazandırıyor. Gerçekten Şişli ilçesinde gezilecek en önemli sanat galerilerinden biri olarak Ara Güler Müzesi'ni sizlere gösterebiliriz. İstanbul'u şöyle tanımlamıştı aslında. Benim için İstanbul gün batımında ya bir vapur ya da bir kuştur diye. İstanbul'da vapurlar da değişti, kuşlar da değişti, hayat da değişti ama Ara Güler'in objektifinden çıkanlar sonsuza kadar kalacaklar. Feriköy Başkanı Oktay Ertuğrul'la birlikteyiz. Çok köklü tarihi olan bir kulüp Feriköy. İstanbul'un en önemli, en eski semtlerinden birinin kulübü.
ve tam 9 sezonda aslında şimdiki adıyla Süper Lig, o zamanki adıyla 1. Lig'de oynamış bir kulüp. Geçmişle başlayalım, sonra hedeflerinizi de soracağım başkan. 1919'da kurulmuş, 1927'de Türk bayrağıyla sembolümüz, armamız onaylanmıştır. İlk kulübüz. Altyapımız bugüne kadar bir fabrikadır sporumuzun. Zamanında 9 sene Süper Lig'lerde mücadele etmişizdir. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan sonra İstanbul'da görüntü bir kulübüz. Camiamız, taraftarımız, diğer 4 kulüplerin de altında olmayan bir kulübümüzdür. Halen de bugün öyle. Bir olumsuzluklardan dolayı Süper Lig'den 2. Lig'lere düşmüşüz. Fakat bunların hepsi bir kaza olmuştur. Başarısızlıktan değildir. Kulübümüzü tekrar eski günlerimize, eski günlerine, başarılı günlerine getirmek için hocalarımızla beraber spor akademisi okumuş, hepsi başarılı, sporun içinden gelen hocalarımızla beraber tekrar hedefimize ulaşabilmek için kollarımızı sıvadık, hedefe varacağız. Tekrar eski günlerdeki gibi yarım kalan işlerimizi tamamlayacağız. Hedef ne diye sorsam? Hedefimiz önce bu sene playofflarda Bal Ligi'ne çıkmayı düşünüyoruz. Ondan sonra da 3. Lig hedefimiz. Ondan sonra da yarım kalan işlerimizi, işte bu gördüğünüz arşivlerdeki resimleri bize armağan edenler, o günleri yaşatanlara, biz de bundan sonra, bizden sonra gelecek olan soylara bugünkü ne zor şartlarda kulübümüzü taşıdık. 3. 2. liglerden tekrar Süper Lig'e gitmek için bir hedefimiz var, Allah izin verirse. İnşallah hedefimiz bu. Uzun yıllardır Feriköy Spor Kulübü'nün müdürlüğünü yapan Mahir Kılıç'la birlikteyiz şimdi. Feriköy'ün tarihçesinde ondan öğreneceğiz. Aslına bakarsanız Feriköy armasında Türk bayrağını kullanan ikinci. İlk kulüplerden biri diyecektim. Tam olarak ikinci. Kesinlikle ilk Beşiktaş'tır. Beşiktaş evet. Spor Kulübü değil. İkinci Ayıldızlı armasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki spor kulüplerinden ikincisi Feriköy Spor Kulübü'müz. Biraz kuruluş hikayesinden bahsedebilir misin? Feriköy Spor Kulübümüz 5 sefer açılıp kapanan bir kulübümüz. İlk 1919'da Feriköy İhlaliye Takımı olarak ismiyle kuruluyor. 1927'de resmi olarak tescilleniyor. Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun ikinci kurucu üyesi spor kulübümüz. Buradan Allah rahmet eylesin diyoruz. Madam Feri, Feriköy Spor Kulübümüzün tesislerini, Feriköy gençlerine spor yapmak amaçlı hediye ediyor. Baktığımız zaman çok eskilerden, bütün gazetelerimizde de vardır bu. 5 Fenerbahçeli, 5 Galatasaraylı, 1 Feriköylü. Şurada görmüş olduğumuz gibi, onlar da bizim müzemizde vardır. İsmet Yurtsu, Romanya maçı. Milli takımda. Milli takımda 2-0'lık maçta 2 golü de İsmet abimiz atıyor. Feriköy Spor Kulübümüzün yetiştirmiş olduğu güzide sporcularımızdan bir tanesidir. Bir de bu Kararp Okulu'ndan askeri öğrencileri alma hikayesi var. Kesinlikle o savaş dönemlerinde barış maçı. Evet. O zamanlar burada kurucu üyelerimiz. Zaten yazılarımızda da mevcuttur. Evet. Arapça yazar. Eski Türkçe. Kararp Okulu'ndan öğrencileri alarak barış maçı. Yani savaşı bitirip gerçekten Türk futboluna, Türk sporuna katkı sağlamak amaçlı. Zaten bunlardan da baktım, tarihte de bunlar hepsi bellidir. İki takım var yine. Az önce dedik ya, hep biz ikinci gibi gözüküyoruz. Evet. Ama büyük bir cami olduğumuz için. Bir tanesi Fenerbahçe'dir. Barış mücadelesi, dostluk maçı, savaşları bitirmek amaçlı yapan bir tane takımlarımızdan bir tanesi Fenerbahçe'dir. Bir tanesi de yine Feriköy Spor Kulübü'dür. Evet, ilk asker sivil takımı oluşturan da böylelikle Feriköy oluyor. Kesinlikle. Son olarak o 1. Lig o zamanki adıyla, şimdiki adıyla Süper Lig'de oynadığı dönemden de bahsetmek lazım. Aslında 9 yıl değişmez. 1. Lig değil, mahalli lig dönemleri. Mahalli lig dönemleri. Mahalli ligdi o zamanlar. 9 sezon mahalli ligde kalıyoruz, yani şimdiki Süper Lig. Şimdiki Süper Lig. Evet. Kalıyoruz. 11 hafta liderlik koltuğundayız. Yeah.
İstanbul'un evet köklü kulüplerinden birisiyiz. Yıllar önce bizle mücadele yapan takımları şu anda Süper Lig'de görüyoruz. Ve biz de onlarla mücadele etmek için mücadele veriyoruz. Kendi grubumuzda lideriz. Altyapımızda gerçekten çok güzel şeyler oluyor. Türkiye şampiyonluğumuz var. Biz de tribün olarak hem altyapıda hem de A takım seviyesinde takımımızı desteklemeye çalışıyoruz, destekliyoruz. Amatör sevdası çok farklı bir şey. Yani gerçekten zor şartlarda bazen maçlara gidiyorsunuz ama takımımızı hiçbir şartla bırakmıyoruz. Deplasman yasakları oluyor bazen. Gidiyoruz dışarılardan izliyoruz takımımızı. Yani olmayacak yerlere gidiyoruz. Olmayacak şekilde maçlar izliyoruz. Buradan sizlerin vasıtasıyla da lütfen deplasman yasağının bir an önce kalkmasını istiyoruz. Çünkü playofflar başlayacak. Playofflarda takımımızı desteklemek istiyoruz biz. Biz takımımızı desteklemek istiyoruz. Şampiyonluğu onlarla birlikte kutlamak istiyoruz. Genç bir kadromuz var. Altyapıdan çıkan kendi çocuklarımız, Feriköy'ün çocukları bunlar. Bu çocukların bizi yanlarında olduğunu görmesini istiyoruz. Bu Feriköy'deki insanlar, semtteki insanlar inanmış durumda. Ve biliyoruz ki Şaban hocamız bu takımı profesyonel liglere çıkaracak. Ayrıyeten artık Feriköy'de bir birlik var. Yönetim, futbolcular, hocalar, taraftar hep birlikteyiz. Ve bu birliktelikle profesyonel liglere çıkacağımıza inanıyoruz. İnşallah da çıkacağız. ...99 Ekim'de yaşadığımız başarıların tekrarlanmasını istiyoruz. Yani şu an çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Çocuklarımızın hepsi genç takımdan gelme, altyapıdan gelme. Yani tek dileğimiz, tek isteğimiz şampiyon olmak. Yani profesyonel lige dönmek, takımı şampiyon görmek istiyorum. Arkadaşlar olarak biz 88'den beri Feriköy Kulübü'nü taraftarıyız, destekliyoruz. Biz bu kulübün 3. lig zamanlarını da gördük, 2. lig zamanlarını da gördük. İçimiz gerçekten kahroluyor şu anda amatörden olmaktan. Profesyonel liglerde oynamak istiyoruz. Gerçekten zor şartlar altında deplasmanlara gidiyoruz. Bir anekdot söylemek istiyorum. Bu çocuklar 18 kişi bir tane tek arabaya binerek deplasmana gitti. Ve bu arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bizim jenerasyonumuzu devam ettiriyorlar. Hepimiz büyük takım tutuyoruz. Hepimiz tutuyoruz. Ama biz bu semtimizin kırmızı beyaz çubuklu formamıza hastayız, aşığız. Ama bizim semtimiz başka, farklı. Eski kulübü, çok eski köklü kulüp olduğumuz için sıranın bize geldiğini inanıyoruz, istiyoruz. ...20-21 senedir amatördeyiz. Biz istiyoruz ki İstanbul dışlarına deplasmana gitmek, takımımızı her yerde desteklemek istiyoruz. Artık yönetimimiz de bu sene bir şeyleri fark etti. Bir mücadeleye veriyorlar onlar da. Hocamızdan Allah razı olsun. Başarıyı getirecek bize. Biz inanıyoruz ona da. İnşallah profesyonelliklerde biz de olacağız. Olmamız
Bomonti'deyiz. Bomonti son yıllarda çok büyük değişim gösteren yerlerden biri. Ve burada 3. nesil restoranlar ve kahveciler açıldı son dönemde. Hem Bomonti Ada hem de onun etrafındaki bölgede çok sayıda restoran ve yenilikçi şefler var. Kaan Yürür'le birlikteyiz. Bahsettiğiniz gibi Bomonti'de sürekli bir yenilik hakim. Her şey sürekli eskiyor. İnsanların talepleri de bu doğrultuda oluyor. Bizler de insanların taleplerine en doğru şekilde, en beklenilen şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Masadaki çoğu şey Anadolu'nun lezzetlerinden ilham alınarak yapılan şeyler. Humus olsun, muhammara olsun. Zaten önünüzde de bir kebap duruyor. Belirttiğim gibi bunu biz kendi yorumumuzda birazcık daha yenilik katarak yorumlamaya çalıştık. Burada birçok şeyi aslında aşağıda arkadaşlarla beraber en iyi şekilde nasıl yapabiliriz şeklinde yorumluyoruz. Humustan başlamak istiyorum. Humus tamamen Türkiye yöresinden gelen humus. Herhangi bir ithal ürün kullanmamaya özen gösteriyoruz. Tamamen organik nohutla ve organik şekilde baharatlandırılması ve tatlandırılması olarak adlandırabilirim. Muammarımız bulunuyor. Tamamen Hatay'dan, Antakya'dan gelen salçayla yapılıyor. İçerisinde kendi karışımımız ve baharatlarımız bulunuyor. Ama asıl ilginç olan birkaç yemek var ki onlara geçeceğiz. Şurada önümüzde gördüğümüz toplar. Evet. Bunların içinde ne var? Onların içerisinde bildiğimiz dana döneri bulunuyor. Ve döner var. Evet, döner var ve dönerle karamelize soğanla birlikte harmanlayıp içerisinde baharatlarla çıtır hale getirdiğimiz döner toplarımız. Mekanımızın da imza tabaklarından biridir. Yani çok fazla talep görüyor diyebilirim. Ya bunun içinde döner mutluyorum. Olduğunu herhalde kimse tahmin etmemiştir. Dışında da panko var. Evet, un yumurta panko şeklinde iki katmandan geçerek kızartılacak hale getiriyoruz. Peki, burada hani şimdi baktığınız zaman klasik bir Adana kebabı görüyorsunuz ama ismi farklı herhalde. Evet, şimdi şöyle aktarayım. Altında görmüş olduğunuz lavaşın adına biz babs diyoruz. Bu tamamen sadece burada bulunan ve bizim imal ettiğimiz bir lavaş ürünü. İçerisinde farklı unlar bulunuyor. Üzerinde de kuzu babs adını vermiş olduğumuz bir etimiz bulunuyor. 180 gramdır. İçerisinde kuzu, dana ve kuyruk yağı bulunuyor. Kuzunun kuyruk yağı bulunuyor. Onu baharatlarla harmanlayarak kebap şekline getiriyoruz ve misafirlerimizin beğenisini sunuyoruz. Güzel bir tablacı salatasıyla beraber sunuyoruz. Ve bir tatlımız var burada. Tatlımız da tamamen restoranımıza özel imza tabaklarından birisi. İsmi Makedonya olarak geçiyor. Evet. Çıtır milföyden, pastacı kremasından ve iki çeşit dondurmadan oluşuyor. İçerisinde bal badem ve damla çikolata da bulunuyor. Son olarak futbolu soracağım. Feriköy Spor İstanbul'un en köklü kulüplerinden biri ve sizin semtinizde. Şu an amatördeler. Onlarla ilgili ne söylüyorsunuz, destekliyor musunuz? Tabii ki semtimizin takımını sonuna kadar destekliyoruz. Ben de birazcık futbolla ilgiliyim. O sebepten dolayı maçlarını da takip ediyorum. İnternet sitelerinden olsun. Gidebilirsem gidebiliyorum hatta. Çünkü boş vakitlerimi hani sporla değerlendirmeyi seviyorum. Umarım en yakın zamanda hak ettikleri yere ulaşırlar. Kendilerini, teknik ekibi, yönetimini, herkesi bekliyoruz. Semtimizin takımını bekliyoruz. Feriköy'deki en eski tarihi yapılardan biri Behram Çavuş Camii. Muhammed Turan'la birlikteyiz. Behram Çavuş Camii'nin 22 yıllık imamı. Ve camiyle ilgili bilgileri kendisinden alacağız. Öncelikle tarihçesiyle başlayalım isterseniz. İlk yapılış yılı nereye kadar gidiyor caminin? Darül Acize 1894 civarlarında yapılıyor. Oradan artan taşlarla Behram Çavuş ismindeki bu çavuş geliyor. Bu camiyi daha öncesi belki de ahşap olduğunu söylüyor buranın en eskileri ağızdan ağza. Bir belge yok tabii. Oradan artan taşlarla bu ahşap camiyi tekrardan betonarme şeklinde karataş. Aynen Darülacize'deki görüntü neyse buranın görüntüsü de aynıydı. Hatta oradaki minarenin yapısı neyse buradaki minarede o şekildeydi.
1896'da burası ibadete açılıyor. Hocam son olarak şeyi soracağım. Burası bu bölge aslında çok eski çağlardan beri Rumların, Ermenilerin, çeşitli etnik grupların yaşadığı bir bölge. Doğru. Burada herkes aslında iç içe, kardeşçe yaşıyormuş. Onunla ilgili de bir şeyler söylemek ister misiniz? Burada gayrimüslimlerle Müslümanların arasında çok güzel hikayeler var. 22 seneden beri ben buradayım. Benim Ermeni dostlarım da var burada. Tabii. Beni gerçekten seven, sayan, benim de değer verdiğim çok değerli komşularımız var burada. Ben bu 22 sene içerisinde bu gayrimüslimlerle Müslümanların arasında dinlerinden dolayı, kültürlerinden dolayı herhangi bir çatışmaya bir kez daha şahit olmadım. Feriköy'de 12 Apostol Rum Ortodoks Kilisesi'nin içerisindeyiz. Burası 1868 yılında Sultan Abdülmecit'in verdiği izinle ve yayınladığı fermanla yapılmış olan bir kilise. 150. yılını geride bırakmış bir kilise aslında. Feriköy ilk kurulduğu dönemde Aya Dimitri adında Rumların ağırlıkta yaşadığı bir köymüş aslında. O dönem Rum nüfusu bir hayli fazlaymış bu bölgede. Ama 1868'de yapılmış burası. Hatta o dönemle ilgili şöyle bir padişah fermanı da var 3. Selim döneminde. Burası sadece Rumların yaşadığı bir semt olarak ilan edilmiş ve dışarıdan başka grupların buraya gelip yaşamalarına o dönem engel olunmuş. Yani bir nevi serbest bölge gibiymiş. Bu kilise de şu anda halen faal olarak ibadet ediliyor. Önemli günlerde burada ayinler düzenleniyor. Ve yakın bir zamanda da bir restorasyon geçirdi aslında. O restorasyon 10 yıl önce yaklaşık. Sonrasında da şu anda çok da güzel bir görüntüsü var. Dediğim gibi hala buradaki kalan Rum nüfusun gelip ibadet ettiği bir kilise. Feriköy'deki 12 Apostol Rum Ortodoks Kilisesi. İstanbul'da Feriköy'deyiz ve Baruthane'deyiz. Baruthane'de olunca tabii ki sorduk bugün ne yiyeceğiz diye ve tabii ki pilavcıya geldik. Baruthane pilavı yiyeceğiz. Aslında baktığınız zaman pilav biz eskiden beri sokakta arabalarda satılan nohut pilavı çok severdik. Evet. Ama şimdi görüyoruz ki daha modern, daha hijyenik, daha nezih yerlerde de pilav yenebiliyor. İstanbul kültüründe sokaklarda hala nohutlu pilav, tavuklu pilav var. Devam ediyor. Tüyo vermiş gibi olmayalım ama nohut nereden, pirinç nereden? Nohutu Çorum'dan alıyorum. Evet. Pirincimiz de Balıkesir, Gönen'den alıyoruz. Oradan buraya getiriyoruz ve misafirlerimize sunuyoruz. Şunu da söyleyelim aslında. Pilav Türk kültürünün çok önemli bir parçası aslında. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz değil mi? Bizim çocukluğumuzdan beri. Yani sofrada pilav olmazsa olmaz. Ana yemeğimiz. Yani hep böyle pilav bir yemeğin yanında yenen bir şey olarak gözüküyordu ama şimdi artık ana yemek haline de geldi. Şimdi pilav artık kral. Yemeğin yanına pilavı değil de artık pilavın yanına.
pilavın yanına yöresel yemeklerimizi sosyal medyanın sayesinde dünyaya sunuyoruz ve tanıtıyoruz. Son olarak tabii herkesin merak ettiği soruyu sorayım. Bıyık. Bıyığınız çok güzel bir kere, onu söyleyeyim. Salvador Dali'den sonra en çok size yakışmış. Sağ ol, teşekkür ederim. Bıyık da bizim simgemiz. Nereden geldi o simge? Yani küçükken... Bizim ailemizden gelen bir gelenek, bizim kültürümüz. Eski zamanda da bilirsiniz, Osmanlı zamanında da herkes böyle, o dönemlerde futbolculara bile bakıyorsunuz. Bıyıklı, herkes bıyıklı, sokak satıcıları da bıyıklı, ciğercisi, pilavcısı. O dönemden gelen eski kültürü yaşatıyoruz. İnsanların da hoşuna gidiyor. Bu da bizim bir simgemiz oldu. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün pilav üstü Sivas kavurma yiyeceğiz. Bugün pilav üstü Sivas kavurma yiyeceğiz. Yaklaş! Feriköy Spor Teknik Direktörü Şaban Acar'la birlikteyiz. Feriköy aslında İstanbul'daki en köklü kulüplerden biri ve aslında altyapısı da en sağlam kulüplerden biri. A takımı tabii ki konuşacağız ama ben önce bu altyapıyla ilgili sormak istiyorum. Çok güçlü bir altyapısı var. Altyapı organizasyonu olarak İstanbul'un ve Türkiye'nin sayılı organizasyonlarından biriyiz. Akademisyen hocalar eşliğinde güzel bir planlamamız var, bilimsel bir planlamamız var. Pandemi öncesi dönemde İstanbul'da tüm yaş gruplarında şampiyon olan tek kulübüz. Aynı zamanda pandemi sonrasında da aynı sürekliliği devam ettirip şu an U16 ve U18 liglerinde şampiyonluğumuzu ilan ettik. Aynı zamanda birçok profesyonel takıma oyuncu yetiştirmeye devam ediyoruz. Bu transfer döneminde 8 tane oyuncumuzu profesyonel liglere gönderdik. Altyapı organizasyonlarına hem yetiştirici, hem A takımımız için yetiştirici, hem profesyonel ligler için yetiştirici görevimizi yapıyoruz. Feriköy Spor Kulübü tarihi boyunca başarılarında hep altyapı sporcularının etkisi olmuştur. Biz de yönetimimizle, başkanımızla oturup tekrar bu altyapıyı nereye taşıyabiliriz? Bu altyapıyla beraber A takımı nereye taşıyabiliriz? Bunun planlamasını yaptık ve bunun sonucunda da Feriköy altyapısını yukarıya taşırsak Feriköy'de tekrar ait olduğu profesyonelliklere taşıyabileceğimizin kanaatine vardık. Bu yolda da bilimsel çalışarak, doğru planlama yaparak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik, fiziksel tüm eksiklerini gidererek doğru bireyler, doğru insanlar yetiştirmeye öncelik gösterdik. Aynı zamanda bu süreçte tabii ki iyi sporcu yetiştirmek önceliğimiz. Peki pek çok kulüp aslında bunu yapmak isteyip yapamıyor. Siz bir amatör kulüp olarak bunu yapıyorsunuz. Feriköy civarından mı yoksa tüm İstanbul'dan mı geliyor altyapı? Şöyle söyleyeyim, başlangıç sürecinde tamamen Feriköy çevresi ve Feriköy'den oyuncu grubumuz vardı. Başarılarımızla birlikte İstanbul'un birçok yerinden sporcu geliyor. Ama olayın ana teması tabii Feriköy semtindeki çocuklara yoğunluk veriyoruz. Peki, tabii altyapı bu kadar güçlü. Eminim kulüpte de herkes bundan çok memnundur. Aynen. Ama herkes A takımdan da başarı ister bir yandan. Aynen öyle. Gelelim A takıma. A takımda lidersiniz. Lideriz. İşler iyi gidiyor. İşler iyi gidiyor. Şöyle anlatalım o süreci de. Sene başına bir planlama yaptık. Pandemi sonrası dönem biraz zor bir süreç futbol dünyası için. Toparlanmayı nasıl yapabiliriz? İyi bir öz kaynak düzenimiz var. Buradan nasıl daha fazla faydalanabiliriz? Bunun istişaresini yaptık. Ortaya çıkarttığımız fotoğraf şu. 3 ve 5 yıl gibi bir süreç içerisinde tekrar profesyonel lige bizi çıkaracak jenerasyonun bizde olduğunu, bu jenerasyon üzerine bir organizasyon yapmamız gerektiğini, bu yönde bir planlama yaptık. Şu an altyapı A takımımızdaki 25 kişilik oyuncu kadrosunun %70'i altyapı oyuncularımız tarafından oluşturuluyor. Geri kalan da oyuncularımıza abilik yapabilecek, yol gösterebilecek ve tecrübelerini aktarabilecek doğru abiler, doğru insanlar, doğru bireyleri seçerek planlamamızı yaptık. Bunun sonucunda da güzel bir aile ortamımız, iyi çalışan, hedefine konsantre ve umudu olan bir grup oluşturduk. Ve yaş ortalaması Süper Amatör Lig'in en alt yaş grup 20-21 Süper Amatör için çok aşağıda olmasına rağmen şu an grubumuza lideriz ve şampiyonluğa emin adımlarla gidiyoruz. Öncelikle hedefimiz bölgesellik, üçüncülük, sonra adım adım yukarıya gitmek.
o güç bu camianın hem kökeninde var, tarihinde var. 1927'lerden beri bu sporun içinde, İstanbul sporunun önemli parçası Feriköy. Biz bu jenerasyonumuzda bunları başaracağımızı biliyoruz. Evet. Feriköy'ün altyapısına yetişen çocuklar bizim için en büyük umut kaynağı. Hocam yaş kaç? Yaş 32. Şunu söylemek istiyorum ben bu röportajın sonunda. Umarım Türk futbolunda sizin gibi ne yaptığını bilen ve bunu bilimsel çalışmalara dayandıran teknik direktörümüz sayısı artar. Çok teşekkürler. Çok memnun oldum sizden. Ben de memnun oldum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Feriköy'ün zaten tarihi ta Süper Lig'de aslında birinci liglere dayanan Galatasaray'la, Beşiktaş'la, Fenerbahçe'yle çok oynamış bir kulüp. Ben de buraya bu sene katıldım ve bundan gayet mutluyum. Yani kulübümüz genç bir kulüp. Yani takım olarak genç bir takımız. Genelde yaş ortalamamız işte 16 yaşında da futbolcumuz var, 24 yaşında da var. Ondan sonra zaten biz geliyoruz 35-36 yaşında. Bizden çok yok. Yani bizim buradaki aslında heyecan oldu. Neden heyecan oldu? Ben acaba bir başarı nasıl bekliyorlar, ne bekliyorlar diye düşünmüştüm. Ama gün geçtikçe ben de artık inandım hani biz burada başaracağız, yapacağız diye. Başardık da yarısını en azından. Birçoğunu geçtik. Bakalım bundan sonraki dönemde ne olacak? Şu anda biz lideriz grubumuzda. Yani istediğimiz yerdeyiz aslında. Playoff için büyük bir avantaja sahibiz. Böyle büyük kulüplerin aslında burada değil, daha da büyüklerde olması gerekiyor. Ki biz bunu başaracağız inşallah. Yaşından beri bu kulüpteyim ben. A takımda da Şaban hocamız şans verdi. Yani buraya kadar sürekli yanımızda oldu. Başkanımız, müdürümüz Mahir Bey. Yani bize çok yardımcı oldular bu konuda. İlk defa ben A takımda oynuyorum. İlk senem. Çok heyecan vericiydi. Bir de bunun üstüne şampiyonlukla yaşayınca çok güzel olacak bizim için. Altyapı da yani sürekli Şaban hoca da yanımızda oldu. Sürekli iyi şeyler yaşadık yani. Şampiyonluklarımız. U19 oynadım genç takımda. 3 senedir U19 oynuyorum. Hayalimiz ya ülkemizi Avrupa'da temsil etmek. Bu yönde ilerlemeye çalışıyoruz, çok çalışıyoruz. Ben Thiago Silva'yı beğeniyorum Marquinhos'la beraber. O ikiliyi çok seviyorum. Ben de ilk defa oynuyorum, çok heyecanlıyım. İyi bir başlangıç yaptım zaten, çok iyi gidiyor şu anda. Kulübümüz de iyi yerde, tesisimiz falan çok iyi yani. Çok iyi durumdayız. Ondan dolayı başkanımıza ve yöneticimize ve Şaban'a çok teşekkür ediyorum. Dışarı çıktığımızda mesela tanınıyoruz, seviliyoruz. Çok teşekkür ederiz onlara. Çok iyi bir şey, çok güzel bir şey yani. Onların bize sevgisi falan bizi çok seviyor. Bir takım olarak yok ama ben büyük yerlerde oynamak istiyorum. Yani Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Ben de Ronaldo'yu seviyorum çalışma azmi ve çalışkanlığıyla. Feriköy Spor'un eski futbolcularından ve eski takım kaptanlarından Ünal Uzbay'la birlikteyiz. Eski günleri biraz onunla konuşacağız. Birinci ligden sonraki terfi ligleri, terfi liglerinden sonra üçüncü lig, ikinci lig dönemindeyiz biz. Bizden önce burada çok iyi futbolcular vardı. Yani Osman Korkmazeller, Naci abiler, Cezim abiler, Oktay Delilioğlu'nun babası. Bu kulüp çok evet. Futbolcular yetiştirdi. Ben aslında şeyi soracağım. Süper Lig ayarındaki birinci ligden alt liglere düşme sırasında siz forma giydiniz, kaptanlık da yaptınız. Evet. O yıllarda neler yaşandı burada Feriköy'de? Yani sürekli lig düşmesi biraz burada moral bozdu mu o yıllarda? Evet, çok bozdu. O zaman da işte bu birinci ligden düştükten sonraki maddi sıkıntılar da vardı. Sahamızın, kendi sahamızın olmayışı. Yani şimdi bu sahalar bizim. Biz başka yerlerde oynuyorduk resmi maçlarımızı. Bir düşüşe geçmiştik ama daha sonra takımımız işte terfi liginden şampiyon olup ikinci lige çıktı. İkinci lig belli bir süre ikinci ligde kaldıktan sonra da üçüncü lige düştük ve daha sonra amatör kümeye kadar düştük. Buradaki futbol kültürü nasıl? Yani burası futbolu nasıl yaşar semt olarak? Futbolu burası 7-24 yaşar. Emin olun 7-24 yaşar. Bütün öğrencilerin
semtten oluşu çok büyük avantaj bize. Bizim dönemimizde de öyleydi. Mesela bizim bir üçüncü ligimiz vardı. 11 kişinin onu buranın çocuğuydu. Yani Feriköy Kulübü'nün ismi sadece bir semt değil, bir ekol olmuştu. Bu fabrika hiçbir zaman bitmez. Aşağı yukarı bir 30 yıldır böyle altyapı devam ediyor. Futbolun şehirlerinde bu hafta İstanbul'un en eski semtlerinden birinde Şişli'deydik. Yine İstanbul'un en eski futbol kulüplerinden biri olan Feriköy Spor Kulübü'nün hikayesini size anlatmaya çalıştık. Güneşli bir günde başladık. Yağmurlu bir kış gününde programın sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta Anadolu'nun bir başka köşesinde, belki İstanbul'un bir başka semtinde futbolun şehirlerinde tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın.